Elvan Arıkan, 50 yaşında, Maktul'ün öğrencisi. Yaprak Hanım'la spor salonundan tanışıyorsunuz. Yaprak benim elimde büyüdü sayılır. Annesi Nalan'la da çocukluk arkadaşıyız. Peker'le de benim sayemde tanıştılar. Özel ders alıyormuş Peker'den. Evet, 3 ay kadar oldu galiba. Kilo kontrolü yapmak isteyince Peker'i tavsiye etmiştim. Birbirlerine aşık oldular, hemen nişanlandılar. Yazı da evleneceklerdi. Peker Bey'le bu yüzden mi tartışıyordunuz? Hangi yüzden? Yaprağı kıskanıyor olabilir misiniz acaba? Şimdi siz Peker'le benim aramda bir şey mi olduğunu sanıyorsunuz? Yok muydu? Tabii ki yoktu. Hem kaç yaşındayım ben biliyor musunuz? Peker kadar oğlum var benim. Peki neden tartışıyordunuz o zaman? 6 aydır grup egzersizlerine katılıyorum salonda. Üstelik Peker'den de özel ders alıyordum. Ama bir türlü istediğim kiloya inemedim. Yeter artık Peker. İstediğim kiloya ne zaman düşeceğim? Sıkıldım artık. Onu bana sormayacaksın. Gizli gizli götürdüğün çikolatalara soracaksın. Asabımı bozma beni. Ne yaparsın? Yine bittere mi saldırırsın? Ya ne dedin sen? Harfi harfini yapıyorum ben. Ya bak dediklerimi gerçekten yapıyor olsam böyle olmaz. Beni dinle, bir hafta hiç kaçamak yapma. Göreceksin, öbür hafta her şey değişecek. Ya kaçamak yapmıyorum dedim sana. Maalesef haklıydı çocuk. Tatlıya çok düşkünüm. Tutamıyorum bir türlü kendimi. Ders arasında yaşanan tartışmayla bir ilgisi yoktu yani. Hangi tartışma? Bir kadınla tartışmışsınız derse. Aa evet. Ben Peker'den özel ders alıyordum diye durmadan dedikodu yapıyordu o kadın. Sözüm ona Peker beni kayırıyormuş. O gün de bana sataşınca ben de dayanamadım, bağırdım işte. Ne söyledi size? Bir şey demedi. Sırf hareketin tamamını görmeyeyim diye yer egzersizlerinde önümü kapatmaya çalıştı. Matını tam önüme çekti. Hareketin tamamını göremedim. Bunun için mi tartıştınız yani? Elbette. İnsan pilates yaparken başka neden tartışabilir ki? Yalan söylüyor. Sence Oğuzhan yapmış olamaz mı? Evet ya, bir de o var. Bir kızgın eski nişanlı eksikti başımızdan yani. Evine ekip gönderdin mi? Gitti de işte adam ortalıkta yok. Yani tabii haberi alınca kesin yurt dışına kaçmıştır bile. Tabii o yaptıysa. Efendim Emre. Ya oğlum 2 dakika kaldırıp Totoş'unu gelsene buraya. Radyasyona boğuyorsun bizi orada zırt pırt. Ne? Hadi canım. Hadi ya. Kadın neredeymiş? Allah Allah. Belki de Kubi haklıymış ya. Cık. Ulan bak boşuna herifin günahını aldık ha. Tamam sana demiyorum. Hadi kapat telefonu. Kapat lan. Kubi'yle yine ne yaptığını bilmiyorum ama Emre'nin yerinde olsaydım şu anda bayağı bozulmuştum. Niye? Ne oldu ya? Telefonu suratına kapattın. Bile yetmezmiş gibi kapat hadi dedikten sonra. Ya canım boş verin siz Emre'yi şimdi. Şimdi mesele şu, bekar denen adam var ya. Evet. Evliymiş. Nüfus cüzdanında bekar yazıyordu. Şimdi bekar, o zaman evliymiş. Sen en iyisi şunu baştan anlat. Şimdi bu bekar denen adam 2 sene önce Fransa'da evlenmiş. Amerikan vatandaşı bir kadınla. Kadın kanserden ölmüş. Kubilay'la ne ilgisi var bunun? Şimdi Kubilay dolapta bir vazo bulmuştu ya. Hmm. İçinde kül falan, hani insan külü olabilir demişti. Kadın Amerikan vatandaşı olduğuna göre yakılmayı vasiyet etmiş olabilir. Yani ama asıl mesele o değil. Şimdi kadın 42 yaşındaymış. Bayağı da bir zenginmiş. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kadın kanserden ölmüş demedin mi sen? Tamam öyle olmuş. Şüphelendiğin gibi bir durum yok o zaman. Tabii evlenirken kanser olduğunu bilmiyorsan. Acaba Yaprağın bu ilk evlilikten haberi var mıydı? Başkomiserim. Masaj yağını bulmuşlar. Siz de bir görün istedim. Acıkırsam bekliyorum, Eloş. Eloş mu? Kadından kara dul çıkar da erkekten çıkmaz mı? Parisli mavi sakal Henry Desire Landru her seferinde başka bir ad kullanarak gazetelere ilan veriyordu. 43 yaşında, 2 çocuklu, dul bir erkeğim. Gelir durumu iyi, evlenecek dul bayan arıyorum. Cevaplayan 11 kadının
önce mal ve mülküne el koydu, ardından öldürüp parçaladı ve mutfak fırınında yaktı. 1919'da kurbanlardan birinin kız kardeşinin iz sürmesi sayesinde yakalanarak giyotini boyladı. İngiliz George Hay, zengin ve orta yaşlı kadınları baştan çıkarttı. Paraları bittikten sonra öldürüp cesetlerini sülfat asitli bidonlara attı. Oluşan çamuru bahçeye döktü. Dokuzuncu kurban, dul bayan Olivia Durand Duncan'du. Kadının ortadan kaybolması üzerine evine gönderilen polis memuru, yanına arkadaşı adli patolog Dr. Kate Simpson'u da aldı. Bahçede dolanan doktorun gözüne kiraz tanesi büyüklüğünde bir taş takıldı. Dikkatsiz birinin kolayca çakıl taşı sanacağı cisim aslında bir safra kesesi taşıydı. Bahçeden toplanan 250 kilo çamurda bulunan insan yağı ve bir diş protezi Hague'i dar ağacına götürmeye yetti. Yakınlarınız size eloş diyorlarmış, öyle mi? Evet, öyle derler. Peker Bey'e yenilebilir çilekli masaj yağını hediye eden de sizdiniz o zaman. Hayır, niye öyle bir şey yapayım ki? Peker kadar oğlum var benim. Peki şişeyi bulduk dersem ifadeniz değişir mi? Tabii üzerine ne yazdığınızı da biliyorsunuzdur. Tıpkı benim gibi. Bir ilişkiniz olduğu apaçık ortada. Gittiği bir şey değildi. Arada takılıyorduk desek daha doğru olur. Yaprak Hanım'ı kıskanmıyordunuz yani? Hayır, neden kıskanmayayım? Evliyim ben. Kocamdan boşanıp Peker'le evlenecek halim yoktu ya. Öylesine bir maceraydı sadece. Evet. Artık kavganın gerçek nedenini de öğrendiğimize göre... Dinelim. Otur Yaprak, sıfır. Bitti. Hatta bunun üzerine yalan ifadeleri sayarsak -3. Bak o kupada kriminele gidiyor, haberin olsun. Ara git, gide açılıyor yani. Bu saçmalıkları daha fazla dinlemek zorunda değilim. Ne oldu? Delili nereden bulduk, nasıl bulduk, neymiş diye öğrenmeyecek misin? Hiçbir şey bulamazsınız. Ha, o kadar profesyonelim diyorsun yani. Hayır. Hiçbir şey yapmadığım halde ne delili bulabilirsiniz ki? Buluruz. Çünkü sen yaptın. Kıskançlık krizine girdin, gittin nişanlını öldürdün. Hayır. Ne demek hayır be? Bu ne o zaman? Ne bu? Ne yazıyor burada? Bak ne diyor? Maktül, yani Peker, Peker'in evinden alınan çilekli yenilebilir masaj yağı şişesinin üstünde bulunan parmak izi Yaprak Gözaydın, ki bu sen oluyorsun, ona aittir. Ayrıca şişenin üzerinde acıkırsan bekliyorum Eloş yazıyor. Yani ne demek oluyor bu şimdi? Sen bu şişeyi gördün, üstünde yazılanları okudun. Ben çakozladın ikisinin bir ilişkisi olduğunu. Yeter! Dur ya, dur ya. Sana milletin sözünü kesmemen gerektiğini de öğretmediler mi? Konuşuyoruz işte, devam ediyorum ben. Ya ben onu öldürmedim diyorum. Ya bence biz seni bırakalım. Sonra buraya bir içinde bant olan bir peluş bebek oturtalım. O desin, ben öldürmedim, ben yapmadım, ben öldürmedim desin. Aynı yani, acıkmaz, susamaz, bağırmaz. Delireceğim ya, delireceğim. Niye beni dinlemiyorsunuz? Bana bak kızım. O gece olanları ya seve seve anlatırsın, ya anlatırsın. Anladın mı? Şişeyi bulunca mı öğrendin ilişkileri olduğunu? Bir ilişkileri yokmuş. Nasıl yokmuş ya? Nasıl yokmuş kızım? Bak haberin olsun. Sana uyandırayım seni. Eloş içeride kim bilir neler anlatıyor. Bence sen de bir ötmeye başla yani kendi ilgin için. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Ben oraya sadece düğün hakkında konuşmaya gittim Peker'e. Onu da migreni tuttuğu için eczaneden ilaç almaya gitti. Ben de evde yalnız kaldım. Çok yorgundum ve uzanmak istedim.
Tam da ben çıkarken Peker geldi. Aşkım ne oluyor? Allah belanı versin senin. Ya dur, ne oluyor, ne diyorsun? Senin hep ilişkinde Allah belasını versin. Çıkırsam bekliyormuş şu an. İğrençsin. Aşkım düşündüğün gibi değil. Ne düşündüğüm gibi değil ya? Gözlerimle gördüm diyorum ya, sana. Lütfen bir dinler misin? Neyini dinleyeceğim ya? Neyini dinleyeceğim? Bitti, anlıyor musun? Bitti. Bir de utanmadan üste çıkmaya çalışıyorsun. Ya uzatma be, uzatma. Bak. Tamam, bitti. Ben senin için nelere katlandım be? Neyi göze aldım biliyor musun? Yeter ya, yeter. Bırak. Ya bırak. Aşkım. Bırak. Sonra dudağım kanadı ve panik oldu. Dokunma. Tamam, kalk hadi. Hastaneye gidiyoruz. Kalk. Ya bırak, kalk hadi. Bırak. Bırak. Gel. Gerisini biliyorsunuz zaten. Ha, sen de hırsını alamadın. Gittin babana haber verdin. Gittiniz öldürdünüz adamı. Asla. Babam mı yaptı? Hayır. Sen kendi başına mı yaptın? Hayır. Ben onu çok seviyordum.